Nefes alamıyorum ben orada, bir performans sergiliyorum buradan. Ben biliyorsun rahatsızlık geçirdim. Bu pandemiden önce başlamıştı tedavim. Karantinaya bayağı önceden girdim. Biyolojik olarak tekrar edebilen bir hastalık bu. Foliküler lenfoma deniliyor buna. Bir daha karşılaştım ama daha önceden antrenmanlı olduğum için eşim Allah'a şükür onun sayesinde, ailem hep beraber evde kampa çekildik. Şimdi Bilici'ye dedim ki kamerayı al, 6 ay sonra ne oluyor, yeniden mi toplandık, bu şeyleri açıklamanı istiyorum. Ben, şükürler olsun kavuşturana diyorum. 6 ay mı geçti? 6 ay geçti, kolay değil. 6 ay geçti, ciddi bir şeylerden geçildi. 9 ay mı? Aa yok, 6 ay değil, evet 9 ay. 9 ay, bir çocuk doğdu. 10. ayda konserim. Allah şükürler olsun, bugünleri de gördük işte. Gördük, canlı olsun tabii. Evet. Çok geçmişler olsun abi. Yani kimseye Allah hastalık göstermesin. Saçlarım döküldü bayağı, gitti. Ama sabrettim yani. Sabır engellemek ve hapsetmekmiş. Yani ben de o bütün o endişeleri, kaygıları, o kötü duyguları hepsini içimde hapsettim. Onların beni ele geçirmesine izin vermedim yani. Aslında da öyle oldu. Ve tamamen müziğe konsantre oldum. Hatta ellerim uyuştu, parmaklarım uyuştu. Parmaklarımı açamadım bir müddet. Bir de söylediklerinin tam tersini, senin yüzünden düştüm bu hale. Ne bir şifa buldum, ne de bir çare. Bir dakika. Ne oldu? Bilmiyorum ya. Şöyle bir şey oldu. Allah Allah. Ah canım. Duygulandım. Bir şey oldu, evet. Ah tamam. Ne oldu Özkan'ım? Güzel oldu. Vallahi bu ilk defa böyle bir şey oldu. Biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten ne yani, değil mi Fuat? Allah pardon ya. Ağlamamak diye bir şey olur mu? O imkansız. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Günler günlerin ardında, seni unutmak mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cumhuriyetinde. Basar Fuat Özkan, Sezen Aksu Türkesi'nin son konseri İzmir'e doğru ilerlemekteyiz şu anda. Arkadaşlardan türne hakkında görüşlerini talep edeceğiz. Ben aslında aile arasında söylerdim. Basar Bey, türne hakkında görüşlerinizi rica ediyoruz sizin efendim. Efendim, nasıl bir türne geçirdik? Çok güzel bir türne geçirdik. Son güne kadar dayandık gribe. Evet. Karşı Anadolu'muzun yollarına karşı hamdolsun Mos prodüksiyon bize çok konforlu bir yolculuk sağladı. Şehirlerde ilgi nasıldı? İlgi yani çok güzeldi. Sanki İstanbul gibiydi. İstanbul'dan da öteydi Özkan'cığım. Evet. Unutulmaz hatıralarla dönüyoruz. Şu anda İzmir'e geliyoruz. İzmir'i evet, çok seviyorsunuz herhalde. Konserlerde de zaman zaman sevgili İzmirliler demiştiniz, hatırlıyorum. Öyle mi? Evet. İzmir, sadece İzmir demedim, İzmit'te dedim. İzmit'te mi dediniz? İzmit'te de İzmir dedim ben. Oo. Benim İzmir'e bir takıklığım var. Aa. Ya. 85'teki Eurovision seferinden sonra Sezen Aksu'yla turneye çıkmıştı. Malatya'da, Kardak bir dağın tepesinden geçerken bir köyde duyduk ayran içelim diye. Otobüsten indik, bir çocuk baktı. Anne, bak Mazhar Fuat Özkan geçiyor dedi. Ben de dedim çocuklar, arkadaşlar artık bugün meşhuriyetimizi ilan edebilirim. Dağın tepesinde bir çocuk Mazhar Fuat Özkan geçiriyorsa artık dedim tamam, Türkiye'de tamam. İşte. Oradan telefon edip öğreniyorum. Ay Mazhar, çok merak ediyorum ya. Saçım acı var mı? Sordun mu? Var. Ya bu sesler saç mı doğdu? Bilmiyorum, kumral gibi. Kaç kilo doğmuş biliyor musun? Maşallah. Ya, tamam. Kaç kilo doğmuş? Kaç kilo doğmuş? Bizim meslek biraz şey yapıyor, aileden götürüyor. Efendim şu anda mola vermek durumundayız. Stüdyolara bağlanıyoruz. Güzel.